Şimdi herkesin bir türküsü vardır genel olarak. Zaten sordum da buradaki arkadaşlara da yayından önce kağıtları dağıttık. Herkesin bir türküsü var mı diye. Orhan abi senin ya son albüm de mükemmel. Gerçi de herkesin bir türküsü vardır herhalde. Yani böyle bir belki çok klasik olacak ama ben şöyle oluyorum mesela. Çalıyorum, söylüyorum. Çünkü ben kendime de çalar söylerim. Ben seviyorum bağlamayı, kucaklamayı, tınısını. Ya hakikaten ben sevdiğim işi evde yapan... Evde yalnızken falan çalıyor musun? Tabii çalıyorum. Özlüyor musun yani çalmayı? Tabii. Öyle olursa zaten oluyor diye düşünüyorum. Yani sevmek lazım. Hatta rahmetli hocalar, Arif hocalar olsun, rahmetli Nida Hoca olsun falan. Onunla yatmanız lazım derdi. O kadar gerçekten. Yani canın sıkıldı mı alıp çalacaksın. Neşeliysen, iyi bir arkadaştır enstrüman. Bekir'in de dediği gibi. Hangi enstrüman olursa olsun. Bir enstrüman çalmak çok iyi bir arkadaştır. Büyük boşluğu doldurur gençken özellikle. Ama biz milli sazımız bağlamayı çalıyoruz. Bağlama. Çok da seviyorum gerçekten. O türküleri senin, çok seviyorum. Peki yalnız kaldın, canın sıkıldı. İşte bir şey söylüyorsun, güzel türkü bu diyorsun. Öbürüne geçiyorsun, ya bu da çok güzel türkü diyorsun. Vallahi öyle. Çok yani ben yani kendi müziğim şeyim ne bileyim işimi övmüş gibi olmuyorum ama inanılmaz. Var mı da bir türkün? Çok önemli. Şey yok ama en sonlarda mesela Ahirim Sensin Neşet Usta'nın rahmetli inanılmaz türkü. Zirve bir eser. Çok güzel türkü. İnanılmaz. Çok güzel. Bir de şey çok güzeldi ya. Ben onu Hüseyin Turan'dan dinleyince de çok gül kuruttum. Gül kuruttum tabii. Baya konçerto gibi bunlar tabii. Herhalde değil mi? Şimdi tabii bizim türkücülerde dediğim kabahat var. Yani işte halay türküsüdür. Ne bileyim horon türküsüdür. Bunlar oynarken söylenir. Melodileri küçücüktür. Sözleri de işte manidir. İlk iki şey hazırlar. Sonrası işte konuyu verir. Çocuklar bilirler büyük ihtimalle. Çalışması az. Çalması kolay. Hemen onları yalap şap şey. Ama mesela biz konservatuvarda ben öğretmenken sanat müziği talebeleri de Türk halk müziği dersine giriyorlardı. Onlar bile diyorlardı. Hocam biz böyle bilmiyorduk halk müziğini diyorlar. Hani bilsek belki buraya yazdırırdık falan. Öyle gel, gül kuruttum işte öyle. Çok türküler var. Diyorsun bunu. İşte yine Bedir Rahmi merhum diyor ya, karanlıkta gelse şiirin hası ayak sesinden tanırım diyor. O kadar ustayım ben. Ama ne zaman bir köy türküsü duysam şairliğimden utanırım. Bizde müzisyen nasıl yapmış diyorsun bu adam. Bir Haydar Haydar'ı mesela, Ali Ekber Çiçek rahmetli. Doğru. Çaldığın zaman ağzı aç, Avrupa'da konserlerde de. Böyle kalıyor Avrupalı müzisyenler. Ritmik yönden incele. Dünyanın en iyi ritimcisi gelsin. Biz bir çalalım, ritimler verelim bakalım. Allah bullak olur, uğramaz. Öyle bir zenginlik var. Ama bilemiyorum maalesef. Gençlerimizden sıkıntım yok da medyadan biraz şikayetim var aslında. Türk seni tenzih edelim. Ben valla ilgileniyorum. Devamlı hayır, Türk halk müziği geceleri yıllardır yapıyoruz yani. Hani biliyorum. Gerçekten çok sevdiğim için. O da bu arada saz üstadı arkadaşlarımız var. Onlara da bir alkış yollayalım buradan. Hoş geldiniz diyelim. Sanatçı deyince hep ön plandakiler, işte sanatçılar. Evet, gerçek sanatçılar öyle. Sanatçı. Ünlü, ünlü başka bir şey. Aynen öyle. Sanatçı başka bir şey. Evet, sanatçılar orada oturuyor. Bekir, ne diyordun, bir şey diyordun? Biraz yaşanmışlıkla mı ilgisi var acaba? Eski zamanlarda yazılanların hani... Türkülerin daha çoğunda yaşanmışlık var. Kendi kendine şimdi oluşuyor. O kadar yaşanmıyor mu hocam, o yüzden mi? O da var, tabii doğru söylüyor. Hasret de çekmiyorsun. Ben mesela eşimle çıkarken odadayım. Cumartesi, pazar, telefon yok, konuşamıyoruz. Şiir yazmıştım, iki gün için. Ya. Şimdi mesajla tabii Amerika ile konuşuyor. Ay şu ne yapıyorsun? Ne ediyorsun var? Başka biraz hasrette yazdırır ya. Ya ben yurt dışı turnelerinde de anlattım. En son yurt dışı turnelerinde. Şimdi tabii Türk halk müziğinde öyle bir şey var ki Türk halk müziğini yakanlar, türkü yakan üstatların çoğu yalan söylemeyeyim. Şimdi ben de burada bir sen daha iyi bilirsin. Köyde yaşıyorlar, doğru mu? Tabii. Köyde, kasabada, tabii. İlçede en fazlası yani. Şimdi türküyü yakman için ya da bir şarkı yapman için etrafındaki malzemeden bunu yapıyor olabilmen lazım. Mucize gibi bir şey. Yani etrafındaki malzeme aşk neyse düşünün. Sevgini de ya da derdini de öyle anlatıyorsun. Şimdi bugün etrafımızdaki malzeme, gençlerin etrafındaki malzeme ne? İnternet, sosyal medya, televizyon, kafeler, dışarısı falan filan filan filan. Şimdi bir aşkını anlatmaya kalksan çevrende bu var. Şimdi o dönemde köy yerinde malzeme o olmadığı için mesela Neşet Ertaş'ın Acem Kızı türküsü. Mesela diyor ki burnu fındık, ağzı kahve fincanı, şeker mi, keskin, şerbet mi, bal Acem Kızı. Çünkü köy yerinde fındık, kahve fincanı, şeker, şerbet. Zülüfünden kıskanıyor. Değmesin zülüfler, teller ıslah, şey tam aklıma şöyle söylerken aklıma neydi?
Öyle gerçekten. Şimdi bizi diyorum çok kaba gösteriyorlar. Kadınlarını döven var mı? Tabii var maalesef de. Ama çok estetik anlatan kadın bir şey. Kadın döven var mıdır? Yok, kalmamıştır artık ya. Artık yoktur öldürmüyorlar diye. Direkt dövmüyorlar. Artık öldürüyorlar ya maalesef. Ya, evet, direkt kadınları Türkiye'de. Evet. Öldürüyor. Kökten çözüldü o. Bence hani hakikaten Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri yani. Hangi konuyu tutarsan elin bize kalıyor gerçekten. Bu ülkede evet, biraz mutlu kötü olmak, olduk mutlu gerçekten. Kalmak hayırlısı çok zor. Allah'tan. İnşallah kolaylaşsın diye duamız o yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.